Merhaba arkadaşlar. Sonunda çok uzun, belki bir sene falan olmuş olabilir. Pınar'ın bitkisel hamburgerini deneyeceğim. Tadına hiç bakmadım. İlk defa şimdi bakıyorum. Bazen şey oluyor ya, pişmiş mi diye falan bakıyorum. Yok, pişmiş mi diye bile bakmadım. Umarım pişmiştir. Bu konuda profesyonel olduk arkadaşlar. İçine soğan, turşu, barbekü sos, mayonez ve iki kat kaşar koydum ve tabii ki Pınar'ın Power Plant, neydi lan, Power Plant diyorum, Plenty Power burgerini koydum. İlk defa deneyeceğim. Şimdiye kadar yememe sebeplerinden bir tanesi alamamıştım, almayı başaramamıştım. Debit kartla olmuyor çünkü, sonradan kredi kartı aldım. Bir ikincisi de ben bunu normal soyalı etler gibi sanıyordum. Soyalı etlerin hiçbirisinin tadını beğenmiyorum ben. Hangisini denediysem. Ancak bu soyalı değil, bezelye proteini. Ve benim beğendiğim bütün fake etler de hep bezelye proteiniyle yapılmış etler. O yüzden ümitliyim. Umarım beğenirim. Hazır mıyız? Tamamen vejeteryan. Şu anda tamamen vejeteryan bir hamburger deniyoruz. Fena değil. O kadar çok şey koymuşum ki kendi tadını pek alamıyorum. Ama şimdilik fena değil gözüküyor. Artık şunu da biliyorum. İlk ısırıkta anlaşılmıyor. İlk ısırıkta anlaşılmadığını da biliyorum. Bundan önce denediğimi de şey yapmıştım çünkü. Böyle biraz ısırdım, fena değil dedim. Yedikçe tadı geldi. Devam. Yenir. Yenir. Yenir abi. Çok yakında hanım yurt dışından gelecek. O da ya Beyond Burger ya da benzer bir şey getirecek. Onunla bir kafadan karşılaştırma da yaparım. Şu anda ama en azından yenir. Kötü değil bence. Niye çok fazla tepki vermedim? İçinde çok fazla şey var çünkü. İyi anlamda. İçinde çok fazla şey olduğu için pek anlayamadım yani. Mesela Beyond Burger'la şeyi nasıl karşılaştırması, veya bir tane almıştık ya. Verde bilmem ne. O da Romanya markası. Neden markette satılmıyor bilmiyorum. İnternetten getiriyorsunuz. Güzel güzel. Alırım ben bunu. Ben bunu alırım. İyi ya. Sevindim. Sevindim. Çünkü yani isim vermeyeyim de bir marka vardı, onu deniyordum. Çok kötüydü. Ama işte sonradan fark ettik, soya proteiniyle yapmışlar. Yani tofu'dan halliceydi abi o. O bambaşka bir şey. Yani tofu ayrı bir şey. Tofuyu yani yapılışı, onu farklı şekilde yapıyorsun. Yani işte yapılış yöntemi farklı. Hart hart yemiyorsun tofuyu. Vay be. Şu an resmen et yemeden bir öğün geçiriyorum. İnanamıyorum kendime.
Bence iyi. Şu an bunun fiyatı iki tanesi 90 lira. Bilmiyorum siz yani pahalı mı dersiniz? İki tanesi 90 lira, tanesi 45 liraya geliyor. Ama bir hamburger normalde ne kadar? Yani şey Whopper aldığınız zaman neydi o? Burger King'in Whopper aldığınız zaman, Plant Whopper aldığınız zaman o zaten 100 liradan fazla şu an artık. 120 lira mı ne? Plant Whopper yani. Bildiğim bir şey var. O da kusura bakma Burger King. Bundan sonra sana gelmeyeceğim artık. Zaten istemeye istemeye geliyordum. O da işte Plant Whopper'ım var diye. Sana gelmeyeceğim artık. Bilen varsa söyleyebilir mi arkadaşlar? Burger King, Plant Whopper köfte olarak bunu mu kullanıyor? Benziyor çünkü, andırıyor. Evet, şu an çok mutluyum. Çok mutluyum. Sonunda Türkiye'den de yiyebileceğim bir bitkisel burger bulduk. Sonunda ya. Herkese tavsiye ediyorum. Bence en aşağı bir kere deneyin. Özellikle benim gibi takıntınız varsa. Ben biliyorsunuz neden sürekli bunları deniyorum. Bitki bazlı. Gelecek bu olduğu için et konusunda çok abartı tüketim yapıyoruz o yüzden. Ve tabii ki cruelty free. Yani kimseyi öldürmeden yiyoruz. Evet güzeldi. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.